Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere her evde bulunan malzemelerle hepinizin kolaylıkla hazırlayabileceği kaşık kaşık lezzet dolusu şifa deposu nefis bir çorba hazırlayacağız. Tarifimize geçmeden önce beni nerelerden yani hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize değerli yorum ve beğenileriniz için ayrı ayrılıkta teşekkür ediyorum. Hemen tarife başladım bile. Öncelikle belirtmek isterim ki tüm malzeme listesi açıklama kısmında her zaman olduğu gibi yazılıdır. Oradan görüntüleyebilirsiniz. Sebzeleri önce yıkadım, kabuklarını soydum. Yanıma aldıktan sonra gelişi güzel bir şekilde doğrayıp hemen bir kenara aldım. Bu arada ben sadece iki diş sarımsak bir e, kuru soğan, bir domates, bir de kapya biber kullandım. Kapya biber istemeyenler kullanmayabilirler ama yerine yeşil biber kullanmanızı özellikle bu çorba tarifi için asla tavsiye etmem. Hemen e, geçtim artık terbiyeyi hazırlamaya. Bir yumurta sarısı, bir su bardağı kadar yoğurdu güzelce çırptıktan sonra üzerine azar azar soğuk su ekledim ve hızlıca çırpıp hemen bir kenara alıyorum. Terbiye de sebzeler de hazır olduğuna göre hemen geç geçelim artık çorbamızı hazırlamaya bunun için birer dolu yemek kaşığı olacak şekilde tereyağını ve zeytinyağını uygun bir tencereye aldım. Ardından yağın erimesini bekledim ve hemen doğradığım sebzeleri içerisine alarak şöyle birkaç kez çevirdikten sonra kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı bir şekilde yani terletme yöntemiyle güzelce sebzelerin tamamen suyunu salıp geri çekmesini bekliyorum. Ara sıra mutlaka karıştırmayı ihmal etmeyiniz. Videomuz gereksiz şekilde uzun olmasın diye her aşamayı çok detaylı şekilde göstermiyorum. Pişirirken mutlaka kontrollü davranın. Sebzeler tamamen yumuşadıktan sonra üzerlerine bir dolu yemek kaşığı kadar domates salçası ekledim. İsteyenler biber ve domatesi karışıkta kullanabilirler. Birkaç kez onu da çevirip salçanın kokusu çıktıktan sonra 2 dolu yemek kaşığı kadar un ilavesi yaptım ve unun kokusu çıkıncaya kadar 2-3 dakika mutlaka güzelce sebzelerle birlikte kavurdum. Hafif dibine tutuyormuş gibi olur ama sakın pes etmeden kısık ateşte güzelce kavurun ki unun kokusu çok fazla baskın olmasın. Ardından bir su bardağı kadar kemikli et kaynatmıştım, onu suyundan üzerine ilave ettim. Buzluğumuzda et suyu, ilikli kemik suyu veya tavuk suyu varsa onu da kullanabilirsiniz ve göz kararı ortalama yarım litre kadar da su ekledim. Daha sonrasında terbiyeyi de ilave edeceğim için çok fazla ilave etmedim. Ardından en az 5-10 dakika güzelce kaynattım. Sebzeler tamamen ezilmeye başladı ve bu şekilde blenderdan pürüzsüz kıvam alıncaya kadar geçirdim. Ardından hiç bekletmeden üzerine azar azar hazırladığım terbiye ilave ederek sürekli karıştırıyorum. Bu aşamada karıştırmayı e, kesinlikle bırakmayalım. Tamamen çorbamızın kaynaması lazım ki kesilme riski olmasın. Eğer kesilirse bu aşamada yani yoğurdunuzdan kaynaklı olursa tekrardan blenderdan geçirebilirsiniz. Bu da çok önemli püf nokta aklınızda bulunsun. Ya yani bazen yoğurdum kesildi çorbam çöp oldu diye düşünenler oluyor. Ancak tekrar blenderdan geçirdiğinizde gerçekten o pürüzsüz güzel kıvamı yakalayabiliyorsunuz. Ama yine de kestirmemeye dikkat ediniz. Hemen tuzunu ekledim. Ardından üzerine sosunu hazırladım. Bir dolu yemek kaşığı kadar tereyağını erittikten sonra üzerine biraz pul biber, bolca nane ekledim. Çok az miktarda un ilave ettim ki sosum bu şekilde güzelce köpürsün. Ve artık hazır olduğuna göre hemen çorbamızın üzerine gezdirelim. Bu arada bu çorbayı ilk kez Ramazan'ın ilk günlerinde iftar için hazırlamıştım. Çok beğenilince ikinci kez tekrar hazırladığımda sizler için de tarifini vermek istedim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Denedikten sonra lütfen deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu arada emeğime saygı olarak videomu beğenir, yorum yazar, kaydeder ve de sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Eğer kanalıma abone olmadan videolarımı izliyorsanız özellikle belirtmek isterim ki kanala abonelik tamamen ücretsizdir. Abone olduktan sonra bildirim zilini de tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz eğer yepyeni videolu tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Kıvamı da lezzeti de gerçekten çok güzel bir çorba oldu. Asla abartmıyorum. Özellikle bu gibi çorba tariflerini seviyorsanız mutlaka deneyin. Defalarca söyledim. Evet biliyorum ama gerçekten denemeye değer tariflerden bir tanesi oldu. Yeni videolu tariflerimde tekrardan görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.